Şimdi yine bir sıcak gelişme sayın seyirciler. Hatırlayacaksınız, Sinan Ateş ile ilgili duruşma sırasında suikast sonucu hayatını kaybeden eski Ülke Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in yapılan son duruşmasında annesine yönelik bir saldırı girişimi söz konusu olmuştu. Şimdi bu saldırının azmettiricisi olan Servet Berkant bir ev hapsine alınmıştı. Fakat elektronik kelepçesini kırarak evinden çıktı ve sevgilisini öldürdüğü ifade ediliyor. Eğer doğru anlayabildiysem ben de çok sıcak bir gelişme olarak aktarıyorum size. Hemen detaylı bilgiyi İsmail Saymaz'dan alalım bu konuda. İsmail Saymaz, hemen bırakayım sözü. Kısaca aktardım ama doğru mu aktardım bilemiyorum. Ben de gerçekten kulaklık vasıtasıyla aktardım izleyicilerimize. Buyurun. Kısmen. Şöyle, Sinan Ateş davasının son celsesi, yani karar duruşması 2 Ekim günü görülmüştü. Karar için ara verildiği sırada Sinan Ateş'in ablası Selma Ateş Kazanç, annesi ve diğer kız kardeşiyle beraber bahçede, avluda Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır'la beraber sohbet ediyordu. Evet. Tam o esnada Mertcan Kılıç adlı bir saldırgan gelip Selma Ateş Kazanç'ın boynundan tutarak çekmişti. Kazanç'ın eşi müdahale edince bu kez ona vurmuştu. Ardından araya girmeye çalışan Sinan Ateş'in diğer ablası Sevda Ateş Yörükoğlu'nu da yere düşürüp sürüklemişti. Mertcan Kılıç gözaltına alınmış ve ardından kadına karşı saldırıdan tutuklanmıştı. Sonra yapılan araştırmada aslında Mertcan Kılıç'ı iki kişinin azmettirdiği ortaya çıktı. Onlardan biri Servet Bozkurt, diğeri de Ümit Özdağ'dı. Bu iki kişinin Kılıç'a 3000 TL vermek suretiyle Selma Ateş Kazanç'a saldırttıkları tespit edildi. Evet. Hatta o kişilerden Selman Bozkurt ve Ümit Özdağ'ın Mertcan Kılıç'ı taksiyle cezaevine kadar getirdikleri ve saldırı sırasında biraz uzakta olan biteni kamerayla çektikleri tespit edildi. Bunlardan Servet Bozkurt'un 3000 TL'yi veren kişi olduğu da anlaşılmıştı. Ve bu olay üzerine Servet Bozkurt ve Ümit Özdağ ev hapsi konmuştu ve elektronik kelepçe takılmıştı. Bugün ne oldu? Bugün Servet Bozkurt'un aslında ayrılmak üzere olduğu fakat birlikte yaşamaya devam ettiği eşini öldürdüğü ortaya çıktı. Evinde eşini bıçaklayarak öldürdü. Daha sonra eşinin sevgilisi olduğu iddia edilen kişiyi çalıştığı ya da sahibi olduğu tekel nefesine giderek onu da bıçaklayarak öldürdü. Üst üste iki cinayet işledi. Evet. Ve elektronik kelepçesini de kırıp attı. Servet Bozkurt şu an aranıyor. Henüz Ankara polisi Servet Bozkurt'u yakalayabilmiş değil. Nerede olduğu bir muamma. Ama benim görüştüğüm kadarıyla polis yetkilileri Servet Bozkurt'u bulmak üzere bütün imkanlarını sarf etmeye çalışıyorlar. Fakat vaziyet bu şekilde. Evet. Yani Sinan Ateş'in ablasına cezaevinin önünde bir saldırganı işte saldırmaya azmettiren Servet Bozkurt bu sabah ayrılmak üzere olduğu eşini evde, daha sonra onun sevgilisi olduğunu düşündüğü kişiyi de çalıştığı tekel bayisinde bıçaklayarak öldürdü. Elektronik kelepçesini kırıp attı ve evet, şu an aranıyor. Şimdi İsmail Saymaz, bu anlattığınız olayda öldürülen eşle ilgili bir koruma kararı da var anladığım kadarıyla, öyle değil mi? Yani buna dair bilgi benim elimde yok. Ona bir şey diyemiyorum ama şunu biliyorum. Ayrılmak üzere olduklarını fakat halen aynı evde yaşadıklarını biliyorum. Bu kişinin herhangi bir siyasi bağlantısı tespit edilmiş miydi? O tarihlerde Ülke Ocakları'na yakın oldukları iddia edilmişti. Ancak buna dair kesin bir bilgi elimizde yok.